Huzura doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam e, dünya bir imtihan yeridir. E, tamam ama e, şunu sormak istiyoruz: Dünyadaki herkes mi imtihana tabidir? Yani inanan inanmayan, inananlar mı sadece tabidir? Çünkü e, bazen siz anlatıyorsunuz mesela inanmayanlar namazdan abdestten sorumlu değil. Bunlar o zaman imtihana tabi olmamış mı oluyorlar? Sadece inananlara mı bu imtihan? Mustafa Bey, Ehl-i çok güzel izah etmişler. Cenab-ı Hak bu arz küresini insanlar için imtihan yeri olarak yaratmıştır. Ama hatıra gelecek ya, burada hayvanlar da var, tabi var. İnsan için yaratılmış bunlar. Bitkilerde, cansızlarda. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bir kardeşi var. O da İslam alimlerinden, Ahmet Gazali Hazretleri. Buyuruyor ki, ey insan, sen zanneder misin güneş, ay, yıldızlar başka sebeple yaratıldı? Sen için yaratıldı diyor. Yani zaman kavramını, izafi bir şey zaman zaten. Anlayabilirsin ee, anlayabilesin, üzerinden bir şeyler geçiyor falan. Bunu kavrayabilesin. Belli bir süre burada kalacağını anlaman için yarattı buyuruyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de öyle geçiyor zaten. İnsan için yaratıldı bunlar. Dünyada yaratılan her şey. Her şeyi sizin için, siz de kendim için yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. Her şeyi sizin için yarattım, siz de kendim için yarattım. Dolayısıyla Cenab-ı Hak burasını inansın inanmasın. İnkar etsin, iman etsin. Herkes şimdi bir imtihan yeri. Buraya gelen imtihan oluyor. Çocuk doğuyor başlıyor. Efendim mesuliyeti ne zaman başlar? Bu başlar. Bu evet. ermeden önce mesul değil. Peki efendim aklı gittiyse mesul değil. E, fakat bunlar da ibretliktir. İbretliktir. Doğuştan ama olan, doğuştan hani hem konuşamıyor hem işitmiyor. Böyle olanlar. Ee, ...doğuştan feşli olanlar... ...bedeni özürlü olanlar bunlar da var... İmtihan mıdır imtihandır... ...onlar kazanıyor... ...tamam sabrediyor kazanıyor... ...ya onlara bir sor, sorgu var olmayacak... ...konuşamıyor duymuyor... M ...mükellef dediği sorumlu bu dediği... ...ama bizim için ibrettir o... ...sen de böyle olabilirdin... ...imtihan yeri ya burası... Evet. ...sana sıhhat verildi... ...sana aynı şekilde güç kuvvet verildi... ...imkan verildi... ...gözün görüyor... ...kulağın işitiyor... ...elin tutuyor... dilin söylüyor... ...bunu söyleyemiyor... Senin ne özelliğin vardı ki? Hani derler ya, baban muhtar mı senin? Yok. Ne, ne özelliğin var? Benim ne özelliğim var? Hiçbir özelliğim yok. İngiliz kafiriyle, bilmem işte aynı şekilde e, yahut kafiriyle. Ne farkın var senin? Yani Amerika'da, İngilizde, Rusuday. Onların hepsi onun kulu değil mi? Efendim İngiliz kafir İngiliz kafirine hidayet verir, Müslüman olur, İslamiyet'e hizmet eder. Ne yapacaksın o zaman? Senden üstün olur. Senden üstün olur. Üstünlük bu İngiliz olmak, Türk olmak, Kürt olmak, Çerkez olmak, Rus olmak, Çinli olmak değil ki. Allah-u Teala'ya iman etmek, Allah-u Teala'nın aynı şekilde emirlerini severek yapmak, ihlasla yapmak, Allah rızası yapmak ve onun dinini de Allah-u Teala'nın kullarına ulaştırmak. Allah-u Teala'nın razı olduğu, beğendiği yol bu. Buna kim tabi olursa, ister Japon, ister Ekvator'da yaşayan, Ekvator bölgesinde yaşayan, herhangi bir aynı şekilde esmer vatandaş, o da alır götürür. Bilal-ı Habeşi radıyallahu anh hazretlerinin seviyesini yükselebilir mi bir kimse? O da esmerdi, çikolataydı. Ama sonraki gelen, eshab kiramdan sonra gelen hiçbir evliya onun derecesine yükselemiyor. birisi onun derecesine yükselemiyor. E, Cenab-ı Hak o şerefi, o kıymeti aynı şekilde ona ihsan etmiş. Dolayısıyla renginin siyah olması, beyaz olması, sarı olması falan filan değil. Efendim benim işte üstün ırkım falan, geç onu. Hani şeyde ölürken Melekül Mevte ben üstün ırkım benim canımı alma mı diyeceksin? Sıkıysa de bakalım bir. <laughs> ve da aynı şekilde sen cehenneme götürürken yok ben işte e, üstün ırk olan Yahudi ırkından İngiliz ırkındaydım falan filan diyeceksin. Aha, öyle mi ya? Özür dileriz mi diyecekler sana? Özür dileriz mi diyecekler? Öyle <laughs> bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla e, bütün aynı şekilde bugün milletlerin ırklarının hepsi Adem aleyhisselam çocukları. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça buyuruyor ki biz sizi farklı kabilelerde milletten yarattık. Bunu sizin bilmediğiniz bir, bir, sürü hikmetleri, faydaları vardır diye. Mesela Asya ırkının hemen hemen hepsi Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti Yafes'in çocuklarıdır. Efem Türk'ü, Kürt'ü, ondan sonra Ermenisi, Çinlisi, Gürcüsü hepsi Hazreti Yafes'in çocukları. Yani ataları bir netice itibariyle. Evet. E, ama efendim işte birbirleriyle falan. <laughs> ya bugün aynı anma. Çocukları bile birbirlerine aynı şekilde giriyor. Babalar ölünce, ölünce mirası için birbirlerine girdikleri gibi diyor ki ölürsen ölürsem diyor ölüme sokmayın. Tabutuma sokmayın. Ölürse de diyor ölüne gitmeyeceğim. Ki, ölüsüne gitmeyeceğim. Kime söylüyor bunu? Ana baba bir kardeşine söylüyor. Abisine söylüyor. Ablasına söylüyor. Değil mi? Böyle söylüyor valla. ondan öncekilerde aynı durum. Yani nefsine tabi olunca bunlar otomatik olarak devreye giriyor. Dolayısıyla burası insanlar için ve cinler için imtihan yeri. Hayvan, hayvanlar mesul değil ki zaten kitaplarda anlatılırken Allah'a imtihan olan insandır. Hepsinin üstünde imza, imtihan olan. Hayvanlar insanların dünyadaki ihtiyaçları için yaratılmışlardır. Hani lezzet alsın ve burasını cazip yaratmış. Mesela şimdi arkamızda e, bir resim var. Boyuna şelale akıp duruyor falan. Onları böyle aa falan deyip namazı geçirsin. <laughs> Geçirir ya tabii. <laughs> e, hani dünyanın bu e, çeşitli zevklerine aldanıp gidiyor falan. Şimdi bir şey anlattılar da yani yer geldiği için onu da anlatmakta fayda var. Şimdi adamcağızın birisi e, böyle bir bakmış falan çölde arkasından bir aslan geliyor koşuyor falan. Bunu yakalayacak olan. Bakmış aslan üzerine geliyor bu başlamış kaçmaya. Kaç 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 önüne bir kuyu denk gelmiş. Bir kuyu denk geliyor falan. Ya bakmış ki başka çıkacak gidecek yer yok. At hemen kuyuda ip varmış sarkmış aşağıya. Hızlı bir şekilde aşağıya doğru ipten inerken bir bakmış ki aşağıdan da bir yılan geliyor böyle. Koca kobra bir yılan. Ona. Onu görünce Yukarı çıksa aslan gelmiş kuyunun başında evet bekliyor. Sonra bir bakmış bir siyah bir e, beyaz fare onlar da ipi kemeriyor. Tam o anda ağzına bir bal gelmiş falan. Bir damla bal gelmiş falan. Onun da lezzeti onun içerisinde falan böyle şey yapıyor falan. O anda uyanmış demiş. Elhamdülillah demiş. Ya, rüya <laughs> Neyse bize ata gitmiş aynı şekilde demiş. Ya, böyle bir rüya gördüm demiş. Bu tabiri ne ola ki? Demiş o aslan ecelin. Ölüm meleği peşinde. Demiş o kuyudaki gördüğün yılan da kabir gireceğin yer. O ip sana verilen ömür. Siyah beyaz fare de gece gündüz her gün kemiriyorlar. Bitiyor yani. Bitiyor yani. Şimdiden hazırlıklı ol diyor. Peki o bal neyin nesi? O da işte bu dünya zevkleri. O dünya zevklerine dalınca unutuyorsun. Yalanırken. Ha yalanırken unutuyorsun. <laughs> ha. Bazı zevkler vermiş Cenab-ı bak. O zevkler işte imtihan ya burası. Hakikati anlatıyor, peygamber gönderiyor, akıl vermiş, irade vermiş, bütün bunları koyuyor. O da sana bu zevkleri de yaratmış. Bunlar haramdan da geliyor, helalden de geliyor. Bunların hepsini de serbest bırakmış. Tercih sana ait. Sen kullanacaksın. İmtihan ya bu. Kullanacak olan sensin. Tercihine göre gideceğin yeri kendisin belirliyor. İmtihan, e, bu imtihan kabre girene kadar mı? Süleyman. Ölene kadar. Ölene kadar. Ölene kadar. Ondan sonra yok Bitiyor. Yani. Ya imanlı gittin ya imansız gittin. Evet. Ondan sonra hesap sorulacak yaptıklarından. O ayrı bir mesele. Ama... İmanlı olarak öbür tarafa gittin mi, gitmedin mi? İmanlı gittiyse günahın ne kadar çok olursa olsun, cehenneme gitsen bile kurtulursun. Çünkü sonsuz bir hayat var. Ya bu cehennemde devam edecek sonsuz hayat ya da cennette devam edecek. Hani e, şeyde, e, bu Tegeret FM'de sabahki o İslam ve Toplum programında e, bir kadıncağız aynı şekilde yayına girmişti de dedi ki, hani ah, 70-80 senelik bir ömür, ömürse sonsuz olan bir ömür. Bu İmam-ı Gazali Hazretleri'nin Hakikat Kitabı'nın yayınladığı Kıyamet Ahiret kitabını okumuş da Hazreti onu dedi herkese tavsiye ederim dedi. Yani hele ibadetlerde böyle gevşek olanlar falan okuyunca hakikaten İmam-ı Gazali Hazretleri ölüm anını, kabir anını öyle güzel anlatmış ki orada e bakıyorsun bu senin başına gelecek. Öyleyse dünyada önüne sürülen, önüne gelen şeyler mevkidir, makamdır, kadındır, ondan sana paradır, falandır, feşmekendir neyse bir düşeceksin hangisinde Cenab-ı Hakk'ın rızası var. Helal ve muvah olanları tercih edersin. Onda Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şekilde kullanırsın. İmtihanı kazanırsın. Ve İslam alimlerinden bir zat biliyor ki allah Teala öyle aynı şekilde merhametli ki soruları vermiş. Cevaplarını da vermiş. Evet. Sorular bunlar, cevaplar da bunlar. Tercih, tercih sana ait. Ben tanımıyorum. Tanımazsan tanımacağım. Nereye kadar tanımazsın? Ecel geldiği zaman, ölüm meleği önüne dikildiği zaman, aa ben gelmem diyebilir misin? Yok. Seni cehenneme sürüklerken ben cehenneme gitmem diyebilir misin? A-ah uh -uh, diyemezsin. Öyleyse bu an gelmeden önce hemen hazırlanman gerekir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, e, iyi bilmeli ki bu dünya imtihan yeridir. Bunun için burada dostlarla düşmanları karıştırmışlar. Hepsine merhamet etmişlerdir. Nitekim Araf suresi 155. ayetle mealen merhameti şey içine almıştır buyuruldu. Halbuki kıyamette düşmanları dostlardan ayrılacaklar. Nitekim Yasin suresinde ey kafirler bugün dostlarımdan ayrılınız. Mealindeki ayet kerime bunu haber vermektedir. O gün yalnız dostlara merhamet olunacak. Düşmanlara hiç acınmayacak. Onlar muhakkak mel'un olacaktır. Nitekim Araf suresinde o gün merhametim yalnız benden korkarak kafir olmaktan, günah işlemekten kaçınanlara, zekatını verenlere, Kur'an-ı Kerim'e ve peygamberime inananlara mahsustur. Mealindeki ayet-i kerime böyle olduğunu göstermektedir buyuruyor İmam-ı Rabbani Kudüs'e sözleri. Yani allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildiriyor bunu. Açıkça bildiriyor. Dolayısıyla bu, bu dünya imtihan yeridir. Burada hakla batıl, haklı ile haksız karışıktır. Burada Allahu Teala iman edenlere sıkıntılar, belalar verilmeseydi, yalnız düşmanlara verilseydi dost düşmandan ayrılır, belli olur ve imtihanı faydası kalmazdı. Bazen zelzele olur, kilise ayakta kalır, cami yıkılır. Aha hak gördün mü bak o hakmış falan. Tam tercih sana ait. Güle güle. Tercih sana ait. Dolayısıyla burada her hareketimiz ve her anımız her anımız Allah-u Teala fırsattan çıkıyor. Tercihimizi kullanmak suretiyle o imtihanı ya kazanıyoruz veya kaybediyoruz. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, En akıllınız ölümü çok hatırlayan, ahiret için azık toplamakta acele edendir. Ölümü çok hatırlayan dünya ve ahiret saadetine kavuşur. E

Eshab-ı Kiram'ın büyüklerinden Osman bin Huneyf bildiriyor ki iyi olması için dua isteyen bir amaya abdest alıp iki rekat namaz kılmasını sonra Allahümme inni es'eluke ve eteveccehu ileyke bi nebiyike Muhammedin nebiyir rahme ya Muhammed inni eteveccehu bike ila rabbi fi haceti hazihi li takdiyeli Allahümme şeffihu fiyye okumasını emretmiştir. Eshab-ı kiram radiyallahu teala anhum ecmain, bu duayı hep okurdu. Hakimin bildirdiği sahih hadiste buyruldu ki: Adem ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam cennetten çıkarılınca çok dua etti. Tevbesi kabul olmadı. Nihayet, Ya Rabbi, oğlum Muhammed hürmeti için, bu babaya merhamet et, deyince, duası kabul oldu ve, Ya Adem, Muhammed aleyhisselamın ismiyle, her ne isteseydin kabul ederdim. Muhammed olmasaydı, seni yaratmazdım, buyuruldu. Allahü Teala'nın sevdikleriyle tevessül etmek, yani, onları araya koyarak, onların hatırı ve hürmetiyle ondan istemek caizdir. Ezandan sonra okunması emrolunan duada, Allahü Teala'nın Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem fazile ve vesile derecelerini vaat ettiği bildirilmektedir. Bu duayı okuyanlara ve salavat getirenlere ve kabrini ziyaret edenlere şefaat edeceğini bildirdi. Bunlar gibi daha nice hadis i şerifler dilediğine şefaat etmek için kendisine izin verilmiş olduğunu göstermektedir. Büyük günahı olanlara şefaat edeceğim. Hadisi i şerifi imanı olan herkese şefaat etmesine izin verileceğini bildiriyor. Kıyamet günü şefaat edeceğim. Ya Rabbi, kalbinde hardal zerresi kadar iman olanları cennete koy diyeceğim bunlar cennete girecekler. Sonra kalbinde az bir şey olanlara cennete giriniz diyeceğim buyuruldu. Bu hadisi i şerifi Buhari bildiriyor. İstigaze tevessül demektir. Yani vesile etmek, yardımını, duasını istemek demektir. Ondan şefaat istemek, onu vesile ederek Allahü Teala'dan son nefeste imanla gitmeyi dua etmek demektir. Behlül Dana Onun en büyük özelliği meczup gibi olmasıdır. O, gönül gözü görenlerin elbette pek kıymet verdikleri, Allah dostu olduğunu bildikleri bir evliyadır. Ömrünün çoğu Bağdat'ta geçer. Zamanın sultanı, Harun-u Reşid'e pek nasihat veren, hiç çekinmeyen bir büyük evliyadır. Hikmetli menkıbeleri pek fazladır. Mesela bir gün kabristanda otururken görürler onu. Kendisine, ey Behlül, burada ne yapıyorsun diye sorulunca, gıybetin bir kanser gibi olduğunu, pek fena bir huy olduğunu şu sözlerle anlatırlar bu kabristanda bana eziyet etmeyen, gıybetimi yapmayan insanlarla oturup sohbet ediyorum. Bunlar sağ olanlardan daha emin diye cevap verir. Behlül Dana Hazretleri öylesine ibretli teşhislerde bulunur ki, bu onun imanının nurunun parlaklığını ve vilayetinin büyüklüğünü gösteren nişanelerdir elbet. Behlül Dana Hazretleri, öylesine ibretli teşhislerde bulunur ki, bu onun imanının, nurunun parlaklığını ve vilayetinin büyüklüğünü gösteren nişanelerdir elbet. Bir gün evine hırsız girmiştir Behlül Dana'nın. Zaten pek mütevazı evde her şeyi çalmış, hiçbir şey bırakmamıştır. Herkes ne yapacağını merak ederken o alır başını gider sonunda kabristana gider ve oturur. İnsanlar ona, ''Ey Behlül, ne yapıyorsun? Hırsızı arayacağına, malını kurtaracağına, burada oturmakta neyin nesi?'' diye sorarlar. Der ki Büyük Veli, ''Siz hiç merak etmeyin. Elbette o da her fani gibi ölecek ve muhakkak buraya gelecektir ki, Bundan hiç kimsenin kurtuluşu yoktur. Pek ibretli menkıbelerinden biri de şöyledir. Bir gün Halife harun Reşit, Behlül ile sohbet etmek ister. Adamları Behlül Dana'yı arayıp sonunda boş bir kabirde bulurlar. Behlül Dana uyumaktadır. Sultanın adamları Behlül Dana Hazretlerini uyandırınca onlara sezenişte bulunur, ve siz bana ne yaptınız? Sizin yüzünüzden padişahlığımı kaybettim. Saraya geldiklerinde Harun Reşit Behlül Dana'ya hangi padişahlıktan söz ettiğini sorar. Der ki Behlül Dana Sultan'a, Adamların beni uyandırmadan önce rüyada padişah olduğumu görüyordum. Beni bundan mahrum ettin. Harun-u Reşit güler. Rüyadaki padişahlık hayaldir ey Behlül sen ne diyorsun Behlül Dana Hazretleri'nin kısa ve öz cevabı Ey sultan ben uykudan uyandırılıp gözlerim açıldığı zaman padişahlığımı kaybettim sense gözlerini yumduğun yani öldüğün zaman hakikat bildiğin bu saltanatı kaybedeceksin söyler misin ikimizin padişahlığı da hayal değil de nedir üstelik sen bir de her kararından hesaba çekileceksin allah yolunda resulullah'ın sünnetine uyarak geçirilen bir ömür sürer behlül daana ve 805 yılında kavuşur rahmeti rahmana behlül daana hazretleri buyurdular ki hiç ibadet etmeden cenneti istemek akılsızlıktır. Makbul amel Allahü Teala'dan korkarak ve emrettiğine uyan olarak yapılan ameldir. Hır sahibi ne kadar zengin olursa fakir, kanaatkar fakirse bile zengindir. Her kim Allah'tan korkar, her haliyle Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine tabi olursa, o en karlı yolu seçmiş olur. İslam Ahlakı Abdest veya gusl için su bulamazsan veya suyu kullanamazsan teyemmüm edersin. Abdest ve gusl için teyemmüm aynıdır ve şöyle olur. İki kolunu dirseklerinin üst tarafına kadar sıvarsın. Namaz kılmak için teyemmüm etmeye niyet edersin. Bismillahirrahmanirrahim deyip, iki avucunu temiz bir toprak veya sokaktan gelen toprak tozlarıyla tozlanmış ev eşyası üzerine vurursun. Ellerini birbirine sürtüp, yüzünün her tarafını, tam olarak meshedersin. Toz toprak varsa sürterken ellerden yere düşer. İki el ayası açık, dört parmak yapışık, baş parmakları ayrı olarak avuç içleri yüze karşı, parmakları yatay vaziyette, iki elin uzun parmakları birbirine dokundurulur. Uzun parmakların üst kenarı saç kesimine gelmek üzere yüze konup, eller yüze yapışık kalmak üzere, yukarıdan aşağı çene ucuna kadar indirilir. Böylece yüz, bir kere mesedilmiş olur. Yüzde iğne ucu kadar el dokunmamış yer kalmamalıdır. İkinci bir defa, iki el ayasını aynı suretle toprağa vurup, sol elin ayasının yarısı yani dört parmak içiyle sağ elinin beş parmağı bitişik olarak tırnağı ucundan başlayarak dirseğe kadar dış kısmını meshet. Yine sol elinin iç kısmı avuç ve baş parmak içiyle sağ kolun iç kısmını dirsekten bileğine kadar meshedersin. Bu esnada baş parmak içi sağ elin baş parmak dışını mesheder. Gevşek yüzük oynatılır. Sağ elinle de sol kolunu aynen böyle yaparsın. Parmakların yanlarını diğer elin parmaklarının içleriyle mes lazım değildir. İşte teyemmümün tertibi budur. Teyemmümün farzları üçtür. 1. Niyet etmek, niyetin kalpten olması lazımdır. 2. Ellerini pak toprağa vurup, yüzünü tam olarak mesh etmek, yani sıvamaktır. 3. Yine ellerini temiz toprağa vurup, kollarını dirseklerinle beraber mesh etmektir. Aynı topraktan çok kimse teyemmüm edebilir. Su bulunca teyemmüm bozulur. Şafii'de ve Maliki'de her namaz vakti girince yeniden teyemmüm etmek lazımdır. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ın bir başka şehrinden Limasol'dan sesleniyorum. Artık Kıbrıs adasının haritasını şöyle gözünüzün önüne getirin. Karnının en şişkin olduğu yerde ve güney uçtayız. Baf tarafı daha da ileride ama biz şimdi Limasol'dayız. Burası bir liman kentidir. Hala da liman kenti ama turizm tabii liman işletmeciliğin daha da üstüne çıkıyor. Geliri böyle daha kolay elde edilen e, hizmet sektörü olduğu için liman gibi böyle indir, bindir, yükle gemileri, vinçler çalışsın gacır gucur. Onun yerine turizm ile alakalı çalışmalar hem Larnaka'da hem Limasol'da yapılmış ve bayağı da bu bölge bütün etrafından turist çekebiliyor Avrupa dahil. Yani Mısır'dan da gelenlere rastlıyoruz. Libya'dan, Fas'tan, Tunus'tan, Cezayir'den gelenlere, Rusya'dan gelenlere rastlıyoruz. Bir turizm kenti olmuş. Hemen bu Ulu Cami'nin, Cami, Cami Kebir veya Çarşı Camii denilen caminin şöyle 100 metre kadar ötesinde Limasol Kalesi ve şu anda da müzesi var. Kale olunca şehrin en korunaklı yeri olması lazım. Bunun bir de dış kalesi olması lazım. Şu anda bulunduğumuz yerler dış kale. Yani şehrin insanların oturduğu yerler idi eskiden. Çok eskilerden. Osmanlı zamanında da öyleydi. Limasol şehriyle Larnaka'nın arasındaki sahil şeridinden 1571'de Osmanlı donanması başarılı bir çıkartma yaptı veya çıkarma yaptı. Bu çıkarma ile hemen 20 kilometrelik bir şeritte köprübaşı teşkil edildi. Yani asker artık kıyıda tutulabilecek kadar bir mesafeye ulaştı. Ondan sonra da buradan Lefkoşa'ya doğru yola çıktılar. Gelirken yolda Lefkara Köyü'nün levhasını gördük. Lefkara köyü enteresan bir köydür. Kıbrıs'ın esas yerlerin yaşadığı bir köydür. El nakış işleri bütün Kıbrıs coğrafyasında 9 bin kilometre karelik küsür coğrafyada çok tanınmış. Yurt dışına dahi gelen turistler oradan hatıra Lefkara işi nakışlar alıp götürüyorlar. Bu Lefkara köylüleri Lala Mustafa Paşa buraya askerlerini sahile döktüğü zaman geldi ki bütün su kaynakları kuyular su depoları ya toprakla doldurulmuş ya da zehirlenmiş. Kim yaptı bunu? Venedikliler yaptı. O zamanlar Venedikler idaresindeydi Kıbrıs. Ve Venedik idaresi Kıbrıs halkını hiç insan yerine koymuyordu. Kiliselere atla giriyordu. İnsanların kellelerini kiliselerde kestikleri oluyordu kızını, eşini neyse alıp götürüyorlardı. Sorgusuz sualsiz kimse bir şey soramıyordu. Ve Kıbrıs'ın yerli halkı burada kiliselerinde dua ederlerken Ya Rabbi şu Osmanlı bir an önce gelse de Kıbrıs'ı alsa bizi de şu zulümden kurtarsa diye günlerce, aylarca dua ettiler. Ve Venedikler 80 sene kadar Kıbrıs'ın bütün maddi varlıklarını sömürdüler, boşalttılar ve insanları da zulümden inim inim inlettiler. Osmanlı geldiği zaman Kıbrıs bir huzura kavuştu. Tabii Venediklerle beraber olanlar, onlarla işbirliği yapanlar da Kıbrıs'ı terk ettiler. Çünkü Osmanlı bir yeri fethettiği zaman insanlara diyordu ki kalacak mısın, gidecek misin? Gideceğim. Adam başta şu kadar savaş tazminatı olarak fidye, kurtuluş akçesi vereceksiniz. Fidye-i necat. Bunu kabul edenler aile efradıyla beraber her şeyini alıp gidebiliyordu. Yani bak şunu bırakacaksın, bunu bırakacaksın. Zaten Osmanlı fethettiği yerde top ve barut padişahın hakkı der. Geri kalanı kendi teslim olan yerlerin hiçbir malına, mülküne dokunmazdı. Tabii gidip de Kıbrıs çarşıları boşalınca o gün için esnaf hareketi olmayınca Kıbrıs'ın ikinci beylerbeyi olan Sinan Paşa, üçüncü Murat Han'a bir ariza yazarak yani bir sunum yaparak bugünkü ifadeyle Kıbrıs'ın ekonomik hayatı bitmek üzeredir. Kıbrıs çok verimli topraklara sahiptir. Burada ziraatla insanların doyurulması çok kolaydır mümkünse Anadolu'dan ahlaklı, dürüst, sanatkar insanlardan buraya aileler göçürelim teklifini yaptı. Murat Han bunu çok haklı buldu 3. Murat Han ve ilk partide 8 bin aile, aileyi beşer kişi kabul etseniz 40 bin kişi Kıbrıs'a geldi, iskan edildi. Onlara dükkan verildi, arazi verildi ama herkes hangi meslekten geldiyse demirci demircilik yapacak, kömürcü kömürcülük yapacak. Kıbrıs'a gelince demircilik yapmayı da marangozluk yapmaya kalkmayacak. Yaparsa iade edilecek. Ahlakı düzgün aileler getirildi ki buradaki insanlara da örnek olsunlar. Çünkü zulüm görmüş bu insanlar. Gariban da buradakiler efendim. Eğer bunlardan Kıbrıs'a geldikten sonra ahlakında değişiklik olanlar tespit edilirse derhal iade edilecek. Şimdi Kıbrıs'ın yerlerinden birçoğunda şöyle bir his var. Efendim Osmanlı Anadolu coğrafyasında güya uslu durmayan, yaramazlık yapan, eşkıyalık yapan, hapsane kaçkını insanları Kıbrıs'a sürmüş. Olur mu efendim öyle şey? Öyle olsaydı Kıbrıs'ın her yerinde işte Limazol'da da medreseler, tekkeler kurar mıydı efendim? Hapsaneler kurardı. Osmanlı hapsane kurmamış ki. İngiliz burada hapishane kurmuş. 1878'de Kıbrıs'ı emaneten, misafireneten, alma sözü vererek gelip yerleşen İngiliz, 3 ay içerisinde e, Lefkoşa'daki Baf kapısında Osmanlı bayrağını indirip İngiliz bayrağını direğe çeken tören yapmıştır. Ve buradaki iki toplumun arasındaki bazı sıkıntıların, tek müsebbibi İngiliz idaresi olmuştur. Yani Venedikler kadar etmese de neredeyse onlara yakın zulmettiği tarih kitaplarında kayıtlıdır. Şimdi bu bulunduğumuz Ulu Cami'nin hemen civarında birkaç tane büyük han vardı. Ki limandan gelen malların indirilip muhafaza edilmesi veya buradan ihraç edecek malların orada muhafaza edilirken gemilere yüklenmesi kalenin de yakınındaydı. Tabii şimdi bu asır, 21. asır turizmin her yerde para getirdiği bir meslek olmasıyla beraber artık ne varsa Anadolu'da da Bodrum'da, Marmaris'te ben yüzlerce han gördüm efendim. İhracat mallarının biriktirildiği hanlar hepsi bugün işte yemek yeme yerleri, çeşitli eğlence yerleri falan haline getirmiş. Tabi o hanların da tarihi özellikleri de yitirilmiş, acık ellenmiş de ister istemez. Burada da çarşılar, dükkanlar kurulmuş. Şimdi arkamda gördüğünüz Ulu Cami'nin güzel bir minaresi var. Çarşı Cami'nin. Kesme taştan yapılmış. Şerefeste de çok güzel. Sanki birisi gözümüzü kapatsa da açsa ya İstanbul'da bir caminin önünde mi izleriz? Ama tabii ki üst örtüsü, çatısı öyle değil. Bu cami buraya Osmanlı geldiği zaman cami değildi. Burada Sen Katerin manastırı vardı. Daha doğrusu katedrali vardı. Manastır değil de katedrali vardı. Aynı katedralin bir eşi de Lefkoşa'da Selimiye Camii'nden devam ettiğinizde hemen yakınında Haydarpaşa Camii. O da sen katerinin ruhu için yapılmış. Bu da sen katerinin ruhu için yapılmış. Hristiyan aleminde sen katerin dinini bütün baskılara rağmen muhafaza etmeye çalışan bir rahibe hanımefendi. Rahibe demek hanım demek zaten. Ve Mısır kralının kendisine zulmetmesiyle beraber bir gece aniden kayboluyor. Diyorlar kral bu kızcağızı ortadan kaldırttı. Sonra Sina Yarımadası'nda Tur Turu Sina denilen yani Tur Dağı'nın dağda da Tur demek zaten ama öyle yerleşmiş artık dilimize yamaçlarında bu kızcağızın cesedini bulurlar. Hiç kokmamış, bozulmamış. Sina ile Mısır'ın arası, Fustat şehrinin arası Belki bin kilometreye yakın, bozulmamış bir ceset meydanda. Efendim bu Azize'dir diyerek bu hanımefendi için orada bir manastır yapılır. Ve orada cesedi muhafazaya alınır. Daha sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam amcasının kervanının yanında 11-12 yaşlarında e, iken e, Şam'a gidiş yolunda, yolda o manastırın yakınından geçiyor. Bu manastırda, sen Katerin manastırında Hristiyan aleminin bozulmamış olarak efendim halini yaşayan, muhafaza eden, öğreten rahipler vardı. Rahip Bahira, Rahip Bahira bir son peygamber geleceğini kendi kitaplarında okuduğu için hep bu hali beklerdi. Ve bu kervanı manastıra yemeğe davet etti. Mekke'den geldiğini öğrenince yemeğe davet etti. Fakat herhalde eksik var dedi. Gelmeyen var mı? Hayır, herkes geldi efendim dediler. O meğer kervan uzaktan görününce bir bulut parçasının kervanla beraber kervana gölge yaparak geldiğini görür. E o zaman bu kervanda enteresan birisi var. Fevkaladelik var diye yemek ziyafeti verir. Her gervana ziyafet vermiyordu ki. Bakarlar ki bulut orada, kervanın yanında. Kalan efendim bir tane çocuk var onu bıraktık derler. O da gelsin der. Ve sorar amcasına sen bunun ne yoluyorsun? Bu benim oğlum der. Hayır. Bunun babasının hayatta olmaması lazım bizim kitaplarda yazdığına göre. Bunun yetim olması lazım. O zaman der ki ben amcasıyım. Babası evet vefat etti. Anlar ki son peygamberdir. Yani son peygamber olarak görevlendirilecektir bir setten sonra. Efendim der ki sırtını bir açar mısınız? Sırtını açmak istemez. O yaşlardayken bile çok dikkat eder. Amcası der ki oğlum aç rica ediyor. Mührü nübüvveti görür ve onu öper, yüzünü, gözünü sürer. Keşke sen geldiğin zaman da biz hayatta olsaydık derdi. İşte sen Katerin manastırının Hristiyan aleminde de çok ileri seviyede bir itibarı yeri vardı. Bunun daha uzun hikayeleri var ama biz burada camiyi anlatmaya geldik. Cami de öyle bir katedralin üstüne yapıldığı için temelini söylemiş olduk. Şimdi burada bu caminin kıble tarafındayız biz. Kıble taraf haziresinde bazı kabirler var. Bu kabirlerin içinde yatanlar hakkında bir bilgi toparlamaya çalıştım ben. Dört tane kabrin kitabeleri okunabiliyor. Birincisi 1272 yani 1856'da vefat eden Bodoz Ömerzade Esseyit Ömer Ağa. Zaten bu Kıbrıs'ta seyitlerden çok geniş bir sülale hemen her yerde çok hayrat eser yapmış efendim. Nereye gitseniz çeşmedir, handır, hamamdır, efendim camidir, medresedir. Mutlaka bir seyyid efendinin rahmetullahi aleyh adına rastlıyoruz. Diğerinde yanındakinde 1172 yani 1759'larda Ömer Kabudan'ın oğlu Mehmet Emin Bey. Burası bir kabudanlık merkezi idi. Bir diğerinde yine 1760'ta vefat eden Kaptanı Derya Süleyman Paşa'nın şahide taşı var ve Seyyid Muhammed Efendi'nin şahide taşı var. Şimdi programımızın burasına geldik. Daha caminin avlusuna giremeden bunu burada noktalamak mecburiyetteyiz. Çünkü süreyi zorluyoruz. Ama bu Kaptanı Derya Süleyman Paşa'nın enteresan bir zat. Hakkında sicille Osmanlı'da bazı bilgiler buldum. Onları da paylaşmak istiyorum sizinle ama süre yok. Bundan sonraki programda inşallah. Hoşçakalınız efendim.